Midedeki problem alerjilerin %20'sini oluşturur. Midedeki problem. %80 bağırsaktaki problemlerden kaynaklanır. Bağırsaklarına kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı mantarlar yerleşmişse, faydalı bakteriler azalıp zararlı bakteri ve mantarlar yerleşmişse mantarı yok edeceksiniz. Yani evde bunu yapmak mümkün değil o zaman. Tabii, İnsanların tabii, evde yapması mümkün değil. Zor, zor. Biraz karmaşık. Karmaşık bir formül. Tabii tabii. Ben 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Almanya'da kaldım ben 29 sene. Önce polen alerjisi başladı. Çiçek tozlarına, bitki tozlarına karşı. Sonra besin alerjisi. Evet, baharla birlikte değil mi Selahattin abi? Sende de oluyordur. Tabii. Mesela benim gözlerimde çok fazla kızarıklıklar, işte hapşırık, sürekli akıntı. Naylan da oluyor. Öyle mi? Evet, naylan da oluyor. Peki ne yapıyorsunuz alerjiye karşı? Evet, şimdi midedeki problemse lahana suyu ve özel bir formülümüz var. Eğer %80 bağırsaktan kaynaklanır. Bağırsaklara mantar yerleşmişse mantarlar faydalı bakteriler vitamin üretirken zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Bağırsak artık yandığı için bu toksik maddelerden dolayı yağlanır. Enzim salgılayamaz. Enzim oranı azaldıkça histamin oranı yükselir. Ne yapıyoruz? Buna karşı aloe vera'dan biz bir çok özel bir formül geliştirdik. Aloe vera. Birleşimde aloe vera, çiçek balı, 19 çeşit bitkiden oluşan bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı karışım zaman... Karışım diyelim. Evet, bir karışım. Bir karışım hazırladık. Bunu kullandığı zaman bağırsaktaki mantarları yok olur.